Sevimlere gidiyorsun. Eve doğru gidiyorum. Gitme, işimiz var. He. Hadi bakalım. Merhabalar sevgili baylar bayanlar. Doğum günüm geçse de hediyeler gelmeye devam ediyor. Çok güzel bir şey gelmiş gerçekten. Bayılıyorum ben. Başımdakini çıkarttım şimdi. Yemek yiyecektim açıkçası. Kargoda gelince şimdi dedim ki yemeğimin yarısından çekim yapayım dedim. Arkadaşlarımla paylaşayım dedim. Bir güzel bir vlog olsun dedim. Bulgur pilavının altına da yazılan yorumları okudum. Bir arkadaşım şey yazmış bana. Teşekkür ediyorum emme. Kıyafetlerini ütüle, bir de saçlarını boyat yazmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Ama bilmiyorum, evde olduğum için ben mesela bunu bugün giyeyim yarın giymem, devamlı yıkama olduğu için devamlı ütü yapmıyorum açıkçası. Neyse, ben böyle sevildiğimi düşünüyorum. Tabii görüntü kirliliği kötü, güzel değildir, o da haklı. Hatta ondan önceki bir videomda o kadar ben sonra videomu izlediğimde gördüm. O kadar çok buruşuk çıkmıştı ki. Hatta ben eyvah şimdi buna tişörtün kesin buruşuk derler demiştim. Değil mi Sevimciğim? Evet. Ona ama demediler. Ona hiç gelmedi öyle yorum. Neyse dikkat ederim canım. Gözünüzü kirletiyorsam ne yapayım yani artık. Neyse geçelim konumuza. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Yorum yağmuruna tutuyorsunuz. Harikasınız gerçekten. Cevap veremesem de. Ama okuyorum yorumları gerçekten. Keyif alarak, haz alarak, sizlere büyük dua ederekten okuyorum. Tavamı geçen de yeni aldım demiştim ama ben ona espri yapmıştım. Gerçekten hediye geldi arkadaşlar bu. Canancığım yollamıştı Kartal'dan. Ben yalan bir şey asla söylemem, asla da paylaşmam. Hani tava yeni olduğu için öyle dedim aslında. Neyse, bakar mısınız güzelliğe? Çok güzel, süper. Yani hakikaten çok güzel. Zonguldak'tan geldi. Özgül, merak ederseniz eğer hani biz de alalım derseniz arkadaşlar sayfasını takip edebilirsiniz. Özgül'ün el işi diye bir bayan yapıyormuş. Bana bunu Nurişim hediye etti. Almanya'dan yaptırdı. Oradan kargo yapıldı, geldi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum kendisine. Doğum Ay, gününe çok dedi güzel. Yetiştiremedim dedi. Ama gerçekten çok güzel. Hakikaten çok güzel. Resmen küpeli çiçeği yani canlı gibi ya. Küpeli küpeli. Küpeli çiçeği evet. Küpeli çiçeğinin çiçeği. Bana hediye geldi arkadaşlar ama çok güzel ya. Harika. Şimdi Nurişim bana yaptırdığını söyleyince tabi kendiliğinden o da bir hediye koymuş. O da çok güzel. Ona da bayıldım. Ondan Nuriş'ten de emek almamış. Sağ olsun. O da çok güzel. Çıntı pıntı bakar mısınız? Alıyorsun değil mi Sevimci? Evet. Çok güzel. Çok şöyle. Harika harika. Eline gerçekten emeğine. Harika. Sağlık çok güzel. Bayıldım yani. Vallahi bayıldım. Bu da fularmış. Hı hı. Ama ben bunu, ben hiç sevmem böyle şeyleri takmayı. Başımda kullanacağım. Ama bayıldım gerçekten. Sonra bitmiyor. Böyle de boyunluk yapmış. Bu da çok güzel. Bunları da hediye olarak koymuş. Kopça. Ama açıkçası ben dedim ya yalan söylemem. Bunu da hayatta takamam. Ama başka bir şeylerde şöyle falan kullanacağım tabii ki. Ha, küpeli çiçeğimin küpeleri de var. Küpe de Ay, yapmış çok vallahi. Güzel. Evet. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Bayıldım. Ay eline emeğine eline sağlık. Emeğine çok güzel. Sağlık. Hakkını helal etsin. Allah razı olsun. İşte bugünkü gelen hediyem böyle. Allah razı olsunlar seven herkesten. Hemen ne yiyecektim? Semoş ne yiyecekti? Hep diyorsunuz ki hep yeşillik yiyorsun, yeşillik yiyorsun. Tabii ki ben size onları gösteriyorum. Arkadakini göstermiyordum yani açıkçası. Erkekler çok fazla yeşillik yemiyorlar. Semih'im, Mustafa'm köfte istedi arkadaşlar. O
onlara köfte yapacaktım. Tabii ki ben de yiyecektim. Ondan sonra ama benim sarmam falan var tabii ki. Şöyle arkadan daha seveyim. Çok güzel, çok güzel. Evet. Bebeğim çok güzel ya. Hemen tavamın altını yakacağım. Ben bir de bu acı sosu çok seviyorum. Reklam falan yapmıyorum arkadaşlar. Yazıyorsunuz bazıları markette alışveriş yapıyor falan fıstık diye. Ben onları da çeksem inanın herhalde yani video yağmuruna tutmam lazım. Ama böyle gereksiz şeyleri çekmek istemiyorum. Yani ben onu buna almışım. Kime ne değil mi yani? Yok onu aldım, yok bunu aldım. Gerek yok. İşte böyle sebze, yemek falan fıstık faydalı diye düşünüyorum. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi hemen madem karbon da gelince çekmeye başladım vlog yapmaya. Çayımızı da demledik. Taze soğanımız da var. Acı sosumdan da hemen koyayım Sevi. Acı olmazsa olmaz. Bu kaplarımı da çok beğenmiştiniz. Ama çok güzel aldığın kaplar. Evet, ben gerçekten mutfak eşyalarına karşı acayip ilgim var. Sevgim var. Yani çok alırım ben böyle. Severek alırım, beğenerek alırım. Sevim ne yapıyorsun aşkım? Elimi çekiyorsun. Yok elini çekmedim. Allah Sevim'in çekimi Allah. Bir görseniz bir görseniz. Ah 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 neler çekiyorum neler çekiyorum. Ne çekiyorsun siz yavrum? Siz nereden bileceksiniz benim neler çekiyorum. Oo. Cihat. Allah. Ay sos da çok güzel bak. Sevim, çok doldurma. Çok doldurma. Yeter mi? Ha, yeter. Tamam. Ama tabii onlar da reklam yapıyorsa o markettekiler iyi ekmeğini kazanıyorlar. Keşke ben de alsam reklam meklam. Ama nerede? Fakirin yüzü güler mi? Gülmez. Biz böyle gelmiş yük böyle giderim. Acilen bir yağdanlık almam lazım kendime. Aa çok koyduk ya ne yaptın? Allah. Çok da yağlı olmasın değil mi? Yok, boşalt onu. İyi değil mi bu? İyi, iyi, çok iyi. Mu? O 2 yemek kaşığı var. Yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz ağır pişireceğim. İri iri oldu köfteleri. Bazıları da küçük oldu tabii ki. Kalanını aldığı kadar koyacağım. Bizde diyorum ya çok geliyor arkadaşlar yemek. Kayınvalidemin evi için de yazanlar olmuştu. Üzüldük diye. O şimdi iyi hali inanın ki. Allah rahmet eylesin. Kayınpederim çok iyiymiş ama işte çok kahveye gitmiş. Aslında çok güzel kazancı varmış fabrikada burada. Yani çok şey detaylar var da neyse ben kısa keseyim. Açıkçası hep kahveye git gel, kahveye git gel. Eviyle ilgilenmemiş pek. Bir de dedemiz vardı rahmetli olduğu. O yapmış buraları. Allah razı olsun. Onun sayesinde rahat rahat oturuyoruz. Evet bakımsız çok işi var ama. Yani bunun üstesinden ben gelemem. İşte işlerimiz vardı, iflas ettik. Eşim de gelemez. Kardeşi de askeri ücretle çalışıyor, o da gelemez. Yani Allah büyük ne yapalım. Öyle işte. Şimdilik böyle. Yarın ne olur bilemeyiz. Allah büyük dediğim gibi. Çok bakım istiyor. Mesela kapısı bile çok eski. Çelik kapısı. Aman dış kapısı. Çelik kapı yok canım. Görüyorsunuz. Tahta kapısı kız. Evet tahta kapı. Ben birkaç kere niyetlendim inanın ki. Hatta Sevim de şahit. Geçen de yaptıracaktım. Fiyatı biraz tuzlu geldi. Benim de yani yok bizim şimdilik.
Bakalım ileride dediğim gibi Allah büyük inşallah. Gerçekten ben kayınvalidemi kayınvalidem gibi görmüyorum. Annem gibi görüyorum. Anneme de yapamadıklarımı ona yapmak istiyorum. Gerçekten hep mutlu etmeye çalışıyorum. Gerçekten böyle. Bunu kendisi de biliyor zaten. Allah biliyor. Hiç kimse bilmezse Allah biliyor benim niyetimi. Böyle bir insanım. İşte inşallah Allah'ın gönlüme göre verir. Ne diyeyim? Sobasını da kurduk. Döktük gerçekten. Öyle. Durum var böyle arkadaşlar. Taze soğansız olmaz. Acı bibersiz de olmaz. Pişirdiğimden vermeye çalışıyorum, yedirmeye çalışıyorum gerçekten elimden geldiğince. Bundan da çekiniyorum aslında, diyet yapıyor ya. Yani hani kilo veremezse işte çocukları demesin sen yediriyorsun. Olur ya derler yani, ben olsam ben de derim. Biz ne yapıyoruz, sen ne yapıyorsun derler mesela. Az veriyorum işte. Bir şeyler bir şeyler arkadaşlar. Ay. Eskiden mesela çok vardı işte. Elçiler arasında büyüklere yemek götürünce işte tuzlu getirdi, tuzsuz götürdü. Şimdi öyle değil ama. Böyle arkadaşlar. Yakıştı mı senin çemberin? Çok güzel oldu ya. Ya tam bir küpeli. Evet. Çok harika. Güle güle eski kullan. Sağ ol, değil mi? Teşekkür ederim. Biberleri atayım mı arasına? Evet. 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 Acılar biraz ölsün. Sevim, burayı çekme Sevim. Tamam mı? Tamam, çekmiyorum. Bir çekme. Çekmiyorum. Aha, limon gibi ya. Şöyle yaralım da. Patlamasın. Bundan da bayağı bir iri biber. Evet ama acı. Acı zehir gibi. Geçen de almıştık, yine gittik aldık. Biz hep sebze kovalıyoruz valla. Şöyle. Biz de hep sofra, hep yeniyor. Şimdi hep tek tek böyle toplu birlik oturmuyoruz sofraya. Öyle bir şans yok bu evde. Şimdi Semih gelir yer, ondan sonra Mustafa gelir yer, ondan sonra eşim gelir yer. Ondan sonra kayınvalidem gelebilir. İşte Sevim burada. Ondan sonra böyle. Öğlen de biz Sevim'de yedik. İşler bir şeyler işte arkadaşlar. Ben de Sevim'de yiyorum yani bu arada. Ama dedi ki özel bir şey yaparım, o zaman çekersin dedi. Ondan sonra tamam dedim ben de. Ne yapacaksın Sevim? Çerkez tavuğu. Ha, çerkez tavuğu yapayım. Sen dedin, ben demiyorum. Ha, bana. Çerkez tavuğu yaparım. Tamam. Çerkeze mi gideceksin tavuk almaya? Ha. Aynen. Oranın tavuğu başka mı oluyor? Oranın daha ünlü oluyor. Nasıl oluyor? Çerkez oluyor kendisi. Ama ben tavuk sevmem ki. Onu severim. Sana çerkez horozu buluruz. Ya senin bana üstüm buruşuk demişler, gördün mü? Öyle gözüktü demek ki, buruşuk değildi ki o. Biraz kırışık oluyor ya işte. Mutfakta kullanıyorsun yavrum be. Evet ama.
Demek ki rahatsız oldu. Zaten yağ da oldu. Yani zaten onu çıkarttın anında. Aynen öyle. Hep bir şey sarmalı suyu attım. Yani. Aa, bir şey diyeyim mi? Kendisi benden beterdir halbuki belki de. Öyle atamayan taşın birini kaparmış değil mi? Öyle mi oluyor? Aynen. Boş ver, takılma. Yok, takılmıyoruz ya. Takılırsak zaten yaşamayalım. Her şeyi takarsak yaşamayalım. Değil mi? Yani. Çünkü gerçekten hayat sıkıntılarla dolu, streslerle dolu. Eleştirilerle dolu. Diyenler bitmez, söyleyenler bitmez. Bak diyorum ya, takdir edilmek çok zordur. Kimse takdir etmeyi tercih etmez. Herkes ütüleme peşindedir. Birisi de benim. Aynı şekilde benim için de geçerli. Hani çok azdır. İşte ama çok teşekkür ediyorum. Benim yorumlarım gerçekten takdir dolu. Bu da beni çok mutlu ediyor. İşte bir tanesi çıkmış. Bir arkadaşımız kıyafetlerini ütüle yazmış. Belki benim ütüm yok. Belki ütüm yok değil mi? İşte olabilir, arkadaşım olabilir. Ön yargılı olma. Ben buna çok kızıyorum. Ben mesela sorarım bir ütün mü yok. Mesela. Ne bileyim. Açsak niye açsın? Ne zaman yedin? gibi. İşte bilmeden konuşmasak daha iyi olur. Yani şahsen ben üzüldüm öyle bir yorum almama. Çünkü ben gerçekten dikkat ederim ama işte ütüm olmayabilir yani benim. Ya onu biliyor muydun? Şimdi neyse. Ağzı olan konuşuyoruz arkadaşlar. Kimse aç mısın, tok mısın demez. Şimdi gerçekten benim bir komşuluğum vardı önceden. Arkadaşlar bakın, yemin ediyorum. Kapıda oturuyoruz kalabalık şekilde. Ben o zaman o kadar fakirim ki, bu eşimle evliyim ama eşim hiç çalışmıyor. Yok parası. Çeşmeden su içiyorum. Düşün, su alacak param da yok. Su istedi. Ben dedim ki çeşme suyu vereceğim dedim. Kalabalık, bana gelmişler. Ben yine dolmam olmasız durmuyorum ya. O zamanlarda durmuyordum. Sofra koydum, yediler içtiler yani. Helal olsun. Dedi ki çeşme suyu içilir mi dedi ya. Yok mu içme suyunu? Yok dedim valla. Ya dedi su dedi 1 lira. Bak o zaman 1 milyonmuş. Hiç hayatta unutmam. Hep su içerken de yemin ediyorum aklıma gelir. Su dedi 1 lira dedi ya. Bir su alamıyor musun dedi bana. Veya 2 liradır yalan olmasın. Ben de dedim yok alamadım dedim yani. Ama bir üzüldüm var ya. Beni hem azarlarcasına söyledi o zaman. Hem de mahcup etti yani. Gün geldi, devran döndü. Ben işte çalışıyorum falan hep. Bu taşındı arkadaşlar burada. Taşındı gitti. Neyse ben evine gittim. Ben o zaman çalışıyorum arkadaşlar. Ben ev işlerinde çalışıyordum bu arada. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ev işlerinde çalıştım ben yıllarca. Yeni evine gittim. Duyduk ki durumlar kötüye gidiyormuş. Gittim. Dedi ki ya dedi, sana dedi bir şey kavuracağım dedi. Yeşillik bir şey. Lahana diklesi. Ama dedi yağ yok dedi. Keser döner sap döner deniyor ya işte. Ben hiç ses etmedim. Gittim. Markete gittim. Yağını mağını aldım geldim. Yemin ediyorum bakın. Kendisi de izliyor beni. İzlesin. Dedim ki geldim. Çünkü unutmadım onun lafını. Ya dedim sen dedim 5 lira yok mu yağ almaya dedim ya. Yok kız dedi vallahi dedi. Ya dedim bak nasılmış dedim. Sen dedim bana dedim 5 sene önce dedim.
bizim kapıda dedim, filancıların yanında dedim, su için dedim, böyle böyle demiştin dedim, hatırladın mı dedim. Aa dedi, ben mi dedim dedi, ben de demem öyle bir şey dedi. Dedin dedim, istersen konuştururum şahitleri dedim. Ben dedim unutmadım dedim. Keşke dedim sen de beni azarlayacağına dedim, bana dedim o parayı verseydin de su aldırsaydın dedim. Ya dedim, ya dedi çok özür dilerim dedi, gerçekten dedi yokluk çok kötüymüş falan dedi ama neyse ben kapağı yerine oturtturdum ya, rahatladım. Gerçekten ilahi adalet var arkadaşlar. Öyle insanları küçük görerek konuşmayalım diyeceğim yani, bu yani. Doğru. Ben doğru gerçekten tane. Açık aramam asla, açık aramaktan da korkarım. Sorarım yani, şimdi ben birini sevimi görsem eğer, Sevimciğim ütün mü yok bebeğim derim, sorarım ama çaktırmam, senin üstün kırışık demem ki sen oraya onun milyonların önüne yazmışsın. Böyle olmayalım, hatırcı olalım, sorgucu olalım ama iyi anlamda, kötü anlamda değil kesinlikle. Hiç sevmem böyle şeyleri ya. Ben vallahi dün evin önüne gittik, otobüste bir tane amcayı gördüm. O kadar çok üzüldüm ki, sokakta yaşayan birisi belli ki. Ayağımda terlik, benim ayağımda çorap vardı, üşüdü ya. Gerçekten adamı alıp eve getiresim geldi. Sevim de şahit, ayağına da çorap morap aldık, giydirdim. Bakın bunu video yapabilirdim, yapmadım. İndiği durakta indik. Biz tekrardan ben bindim, gittim cebine de haçlığını koydum. Bu kadar. Böyle olacağız arkadaşlar. Aynen. Aynen. Çok bak, doğru. Dün Eminönü'ne gittik. Ya. Ya çok üzüldüm adama. Alıp eve getiresim geldi yemin ederim. Ama evde ev küçük. İnşallah Allah'ım bana imkan verirse ileride. Hepsini ileride toplayıp geliriz. Gerçekten hani mesela iki katlı bir evim olsun. Altını sırf onlar için sıcacık yaparım. Değil mi? Vallahi yaşlıları ama. Tabii tabii. Bu sokakta kalmış yaşlılar. Çoluk çocuğu bakmıyor. Geçsin içsin orada. Yemin ediyorum ben yemem yedirmem yani. Böyle bir insanım işte. Neyse köftelerimiz oldu. Hemen bakayım. Mustafa'cığım hoş geldin bebeğim. Tuvalete mi girdi? Hı hı, aynen. Allah. Ya böyle işte arkadaşlar ya. Her yer batıyor valla. Simyonu bana koymadın değil mi? Yok. Bana iki tane koy. Ne köfte? He. Ya kameranın önünde iki tane yiyorsun. Kamerayı kapattıktan sonra dört tane de bana koysana diyorsun Simyon. Ama olmuyor yani. Pilav bebek istiyorum. Tamam bebek. Ben bakacağım o tadına. Tuzu bana çok kullanıyorsun demişsiniz. Tuz kullanmıyorum ben arkadaşlar fazla. Eksik oluyor hatta tuzu. İnanın ki. Videoda nedense öyle çokmuş gibi görünüyor. Emme! Şöyle. Hı. Zaten kaya tuzu o, çok şey olmuyor. Tuzu yoğun olmuyor evet. Yok. Kaya tuzu. Ay. Sana iki tane seveyim. Yani biber koy. Pilav. Evet, koy pilav. Soğan koy. Evet, soğan koy. Sevim, al şunu. Al şunu Sevim. Ağzını sevim. Soğanı gördün vallahi ya. Vallahi ağzını ya seviyorum acıyı, soğanı. Sarımsağı. Şimdi ben hemen tatayım senin ağzının suları biraz daha akacak bebeğim. Aksın aksın. Bismillahirrahmanirrahim. Ay çok geri oturdum ya. Ay. Hem sosa da bakayım, yeni açtım sosu. Evet sosa bak, bana sos söyle. Hazır. Sosu ben yapmadım. O yüzden söyle tadını. Tamam. Bismillah.
Sen daha güzelini yapıyorsun ama bilmiyorum. Beğendin mi? Acı değil fazla. Çok az. Sen güzel acısını yapıyorsun onun. Ekmek yemiyorum. Çünkü köftenin içine de koydum ekmek. Aynen. Kız soğan ne kadar yakıyor? Abo. İyidir iyidir kışın soğan. Aynen. Acı biber. Sarımsak, soğan. Bunlar gribi önlüyor işte. Oo, bu harika yakıyor Sevin. Biber valla. Biraz daha kızartalım. Gider değil mi? Aynen. Az mı kızarttın? Kaç tane? Bir tane daha var. Ye o zaman onu sen. Aynen. Ben bir tane mi koymuşum kendime? Bilmiyorum ki kaç tane koydum. Gerçekten çok güzel. Ama soğan çok yapıyor. Sosu çok severim onu. Aa, köfteye erdal da koysaydık keşke. Ne koysaydık? Erdal. Şey hardal. Hardallı severim ben. Bakayım var mı? Vallahi var. Gerçekten var. Değil mi? Hem de bak çeşit çeşit almışım ha. Acılısına. Dur. Köri sosu varmış. Sevmiyorum ben köri sosunu fazla. Onu tavukta çok kullanırım. Tavukta güzel oluyor. Ben severim. Sesi de. Çok güzel vallahi. Bana yiyerek çek diyorsunuz. Ben de yiyerek çekiyorum. Sevim al al şunu. Al yakan ıslandı. Ağzım sularım aktı. Hadi gel. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için, paylaşımlarınız için. Eliniz para görsün, gözünüz para görsün, vücudunuz sağlık bulsun inşallah. Bana destekleriniz için sağ olun, var olun. Rabbim gönlünüze göre versin. Ne isteğiniz varsa versin. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum ya, ben ailemden görmediğimi, tanımadığım sizlerden gördüm. Ne kadar dua etsem gerçekten az. Öpüyorum. Herkese selam olsun.